Ya ben DeRozan'ı niye takas ettiklerini anlıyorum. Ya dediler ki biz Lowry, DeRozan ikilisiyle bir tane sınır var, bir eşik var, orayı asla atlayamayacağız diye düşündü Toronto. O yüzden de Kawhi'nin, ki bence bir tık DeRozan'ın önünde herhalde genel kabul görecek bir fikirdir, bunu yapabileceğini düşündüler. O yüzden DeRozan'ı feda ettiler. Her ne kadar Toronto'nun vücut bulmuş hali olarak ortaya çıkmış olsa da onu anlayabiliyorum. Bence de yılın olayıydı bu takas. Yılın takasıydı. Yılın olayı demeyelim. Evet, evet, yılın yanlış takası anlaşılmasın. Bence. Yılın oyuncusu yani James Harden'dı ama James Harden biraz da bir önceki sezon Westbrook'a kurban edilmesinin avantajını da aldı. Onu da düşünüyorum MVP'yi alırken. Yani o triple-double sezonuna biraz diğer yani performanslar gitti. Bu tartışmalar bitmez biliyorsun. Sürer yani. Ama hatırla yine birkaç hafta önce seninle Nash Kit olayını konuşmuştuk. Çok tartışılmıştı. Kobe. MVP ödülü. Evet, hatırlıyor evet, musun? Nash'in miydi? Çok güzel konuştuk. Kobe'nin konuları miydi? Yani o günlerden alarak yani çok fazla örnek ortaya çıkar. Yani fikirlerin her zaman aynı olması elbette diye bir durum söz konusu olamaz. Bu arada bir parantezle ben şimdi notlarımın arasında gördüm. Manu Ginobili'nin bırakması. 20 küsür yıl oynadıktan sonra herhalde bir basketbolcunun kazanabileceği her şeyi kazandıktan sonra hem milli takımıyla hem Euroleague'de hem NBA'de aha, şampiyonluklar. Hakikaten olağanüstü bir sporcu, olağanüstü bir basketbolcu. Basketbola veda etti. Onu da unutmamak lazım. O veda ederken gelen yeniler var. Bizim yıldızlarımız var. Bence Cedi ile Furkan, yani Cedi bir adım önde tabii, hı hı, gelişimi açısından. Hem LeBron'la oynadığı süre, hem LeBron gittikten sonra yakaladığı gelişim, aldığı sorumluluk, takımının en çok süre alan oyuncularından biri. Furkan yavaş yavaş kendini gösteriyor. Takastan sonra ben işinin daha zor olacağını düşünmüştüm ama dakikaları biraz daha arttı. Zaman zaman iyi maçlar da çıkardı. Tabii yine de yeterli değil yani. Furkan'ın potansiyelini düşününce onu başka bir yerde görüyorum. Biraz şansa da ihtiyacı var. Belki bir değişikliğe ihtiyacı var. Bunu da konuşmuştuk yine sezon başında. Ona biraz daha zaman tanıyacağız. Yani 2018'de bizim en çok bahsettiğimiz iki adam olduğu için. Tabii bu arada uzun yıllar biz biliyorsun NBA oyuncuları, Avrupa fikstürü, milli takım programları, birçok önde gelen Avrupa'nın basketbol ülkeleri gibi biz de sıkıntı yaşadık. Yani yıldızlarımızdan bence hele o altın jenerasyon zamanı NBA yıldızlarımızdan yeteri kadar yararlanamadık ve onlarla gelebileceğimiz noktanın biraz uzağında kaldık. Yani çok büyük başarılar da yakaladılar. İşte 2010'da Hidayet Türkoğlu'nun liderliğinde bir dünya şampiyonası finali var. Yani hani bundan daha ötesi olabilir mi diyeceksin ama ya Avrupa şampiyonalarında yaşadığımız büyük hayal kırıklıkları, diğer dünya şampiyonlarındaki kırıklıklar, elemelerde onları kullanamamamız, bu tür sıkıntılarımız vardı ama mesela gelebilecekleri her milli maça gelmeleri benim gözümde Cedi ile Furkan'ı ve hatta son bölümde Ersan'ı ayrı bir yere koyuyor. Hı hı. Yani haklarını teslim etmek lazım. Özellikle Cedi ile Furkan, yani genç oyuncular için biliyorsun yaz kampları, onların programları, çalışma programları, bireysel çalışmaları çok büyük bir zaman alıyor. Yani hemen hemen hiç tatil yapamadıklarını düşünüyorum ben 2 senedir ikisinin de. Ama yine de geldiler, işte milli takımın Çin'deki dünya kupasına gitmesinde en önemli pay sahiplerinden ikisiydi. Onun için onları da 2018'de ayrı anmamız lazım diye düşünüyorum.